Herkese merhaba. 35. yıl dönümünde Çernobil felaketini konuşacağız. O günden bugüne neler yaşandı? Bugünün anlamını, dünyada ve Türkiye'deki yansımalarını aslında bakacağız. Nükleer enerjinin dünyaya nasıl felaketlere yol açtığına da yakından bakmak istiyoruz. Kiminle? Nükleersiz.org koordinatörü, Yeşil Gazete ve Sivil Sayfalar yazarı, aynı zamanda bağımsız araştırmacı olan Pınar Demircan ile birlikte. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. İlk önce bugünden başlayalım isterseniz. 35 yıl önce bugün bir felaket yaşandı. Bunun şu andaki anlamını, günümüzdeki anlamını bir sorayım. Bir de o zamanlarda yaşanan şeyleri kısaca bir hatırlayalım, neler oldu, neler bitti, şu andaki günümüze yansımalarını. Buradan başlayalım, sonra devam edelim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 35 yıl önce meydana gelen bir felaket bu. Fakat zaten felaket olmasının anlamı burada. Yani 35 yıldır devam ediyor. Ve biz bunu her yıl konuşuyoruz. Meydana geldi işte özellikle 10 yıl sonrasından itibaren çok sık hani kamuoyunda tartışır olduk. Ve Çernobil nükleer felaketi dünya genelinde nükleer kazaları standardize eden yani klasifiye eden INES ölçeğine göre 7 büyüklüğünde bir felaket. Yani tehlike derecesine göre standardize ediliyor. O nedenle dünya kamuoyunu çok yakından ilgilendiriyor yaşananlar. Ve yine aynı şekilde Fukushima nükleer felaketi de 7 derecesine giren bir felaket. Bu bağlamda bizim hani üzerine konuşacağımız ne varsa hani tamamen yani nükleer felaketin aslında nükleer enerjinin ne anlama geldiğini de hani bize söylüyor olacak. Çünkü Fukushima'dan 10 kat, Hiroşima'dan 100 kat daha fazla bir radyasyon yayıldı. Hiroşima atom bombası atıldığından işte atmosfere yayılan 100 kat daha fazla radyasyon yayıldı. Yani bugün biz eğer bir atom bombası atılsaydı dünya kamuoyu olarak belki daha fazla teyakkuza geçecektik. Ama hani bir nükleer kazada bu anlama geliyor. Öncelikle bunu bir teslim etmek gerek. Ve tabii ben 35. yıl dönümü anması olduğu için de hani hayatını kaybedenler için hani tekrar o günleri anmak durumunda olduğumuz için hani saygımı aktarmak istiyorum sizlerin vesilesiyle. Yani büyük bir felaket derken 30 ton nükleer yakıtın atmosfere yayılmasından bahsediyoruz neticede. Ve bu ortaya çıkan, açığa çıkan radyasyonun %70'i Beyaz Rusya topraklarına yayıldı. Ve bunun bu ülkenin ormanlarının %23'ünün sezyum-137 ile kirlendiğini söyleyebiliriz. Yine Ukrayna toprakları çok yoğun kirlilik altında kaldı, %4,5 oranında ve benzer şekilde Almanya, Avusturya, Romanya işte 29 Nisan'da, 30 Nisan'da İsviçre, İtalya 1-2 Mayıs'ta, işte Türkiye'yi biliyorsunuz 3 Mayıs'tan itibaren bu etki altında kaldı. Çok geniş bir coğrafyaya yayıldı neticede bu radyoaktif tehlike. Öyle bir felaket ki bu 7 şiddet yani 7 büyüklük derecesiyle açıklanan bu felaket aslında Gorbaçov'undaki o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin önde başkanı ve bu bir Sovyet Rusya'nın dağılmasının da nedenlerinden biri olarak yorumladığı bir felaket. Ve yani çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir felaket. Ki ilk etapta işte yani tabii bazı resmi kayıtlar var. 31 ila 54 kişi arasında ölüm olduğu söyleniyor. Ancak Greenpeace kayıtlarına baktığımızda işte 900 bin kişinin ölümünden ki çoğunluk temizlik tasfiye memurları. Hani yıllar içerisindeki ölümlerden bahsediyorum. Buna tekabül ediyor rakamlar. Yani bir tutarsızlık var. Hani böyle büyük bir felaket, tüm dünyayı ilgilendiren bir felaket ancak
ölümler konusunda müthiş bir tutarsızlık var. Çünkü bunu domine eden sistemin şeffaflıktan uzak bir davranış eğilimi söz konusu. Bu yalnızca Komünist Rusya ile sınırlı değildi o dönem. Bunun emarelerini bugün de görüyoruz. Daha doğrusu sonuçlarını demem gerekir. Yani şöyle ifade edeyim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bugün nükleer enerji ve işte radyoaktif kirliliğe dair her türlü bilgi ve dokümantasyonu koordine eden birimdir. Sağlık konusunda da yetkili olan pozisyon haline getirilmiştir. Bu da WHO dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü ile 1969 yılında yapılan bir anlaşma, gizli bir anlaşma neticesinde böyle bir eğilim oluşmuştur. Yani yani bu kısmı toparlayacak olursam nükleer enerjinin yayılması, nükleer santrallerin kurulması, geliştirilmesi için çalışan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, IAEA deriz İngilizce kısaltmasıyla, bu kurum, global küresel kurum, nükleerle ilgili sağlık meselelerini de domine eden bir pozisyondadır. O nedenle bizim doğru bilgiye ulaşmamız her zaman kolay olmuyor. Nükleer endüstrinin kendi bilgi ağı var ve genel olarak dünya kamuoyuna bu ağ üzerinden bilgiler yönlendiriliyor. Yine akademik çalışmalar, finansal kaynaklar buldukları için bu nükleer endüstri ağından daha çok kaynak üretebiliyorlar. Yani dediğim gibi finansal kaynaklara ulaşabildikleri için. O nedenle bizim tırnağımızla, dişimizle arayıp taradığımız, sivil toplum örgütlerinden topladığımız, işte yeni yazılan kaynakları takip ederek, işte Kate Brown mesela son dönemde bir kitap yazdı Çernobil'le ilgili, gerek o gerek işte bazı belgeseller vesaire, yani toparladığımız kaynakların anlamı çok büyük. O nedenle biz her sene Çernobil nükleer felaketini anarken aslında aynı şeyleri söylemiyoruz. Çünkü yapılan her araştırma bize yeni bilgiler sunuyor. Yani bir arkeoloji çalışması gibi katman katman yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Bu da örneğin yine hatırlatabilirim size. Felaketin meydana geldiği zaman işte Çernobil'de 50 bin kişi yaşıyordu. Kaynaklar böyle söyler. Ve iki gün sonra işte Sovyet Rusya'nın tahliye kararları aldığını biliyoruz. Fakat işte öte yanda bakıyorsunuz, hani toplum içerisinde, o halkın içerisinde ölümlere dair genel bir kayıt yokken bir araştırmada karşınıza işte Çernobil'den öncesine göre kanser vakalarının %74 kat arttığı çıkıyor. Veya işte izleyen yıllarda 5000 kanser vakasının tespit edildiği çıkıyor. 1250 kişinin radyasyon nedeniyle intihar ettiğini öğreniyorsunuz. Yani bu tip verileri takip etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine Çernobil nedeniyle ölenlerin işte bundan sonra da daha doğrusu maruz kanser gibi, kanser ve türevi gibi hastalıklara maruz kalabilecek insan sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu önümüzdeki 50 yıl içerisinde okuyorsunuz ki bunun Çernobil ve sağlık yayınında Alexey Yablokov, Vasily Nesterenko ve Alexey Nesterenko tarafından kaleme alınan bir Çernobil felaketin insanlar ve çevre için sonuçlarına dair kitabından alıntı yaparak söylüyorum. 9000 kişinin Çernobil nedeniyle öldüğü, yaklaşık 200 bin kişinin de felaketin neden olduğu hastalıklarla yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.
Yani her zaman telaffuz edilen şey 31 kişi öldü değil. Yapılan araştırmaların bizler tarafından, dünya kamuoyu tarafından iyi takip edilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde biz felaketi anlamlandırabiliriz. Yine fizikçi Bandezevski'nin bir röportajında dünya genelinde 6 milyon kişinin etkilendiğinden bahsetmesi de çok anlamlıdır. Bu biraz önce söylediğim gibi 50 yıl içinde 40 bin yeni kanser vakası bize nükleer santraller kurulurken meydana gelebilecek felaketlerin ne anlama geldiğini de söylüyor. Yani o nedenle işte Çernobil nükleer felaketini her sene biz farklı şekilde konuşuyoruz. Yapılan araştırmalar son derece ışık tutucu. Şeffaf paylaşılmadığı için aslında bilgiler her sene değişiyor. Yani yapılan araştırmalar ölçüsünde diyelim. Her sene değişiyor demeyeceğim. Mesela geçen sene temamız yangınlardı. Neden? Çünkü yangınlar meydana geldi. Bu 2017'de de sanırım meydana gelmişti. Fakat geçen seneki 10 gün kadar sürdü. Hatırlarsanız gene bir yayın yapmıştık. Ve o yangın odaklıydı. Yani gündeme göre değişiyor da diyebiliriz. Çernobil'e dair konuştuklarımız. Ama benim bu sene edindiğim bilgileri hani paylaşmam için iyi bir zemin oldu bu program diyebilirim. Peki sağlığa etkilerinden bahsettiniz. Bir de bu felaketin maliyet ve teknik açıdan etkileri de var. Onlara da biraz değinir misiniz? Tabii sağlık etkilerinden bahsettim ama şunu da söylemek istiyorum. Çünkü ben bunu daha önce de açıklamıştım. Radyasyonun öyle bir etkisi varken çocuklar üzerinde düşünme faaliyetlerini, işte nöropsikiyatrik bozukluklarını ve işte bazı konsantrasyon güçlüklerini tetikleyen bir takım etkileri var. Birçok izleyicimiz anımsayacaktır. Çernobil nükleer felaketinden sonra daha fazla spastik çocuk merkezleri açıldı. Özellikle Belarus'ta bunun gibi kurumlar çok fazla var. Hani çocukları nasıl etkileyeceğinden bahsederiz ama biraz da sanırım bu tarafını düşünmek gerekiyor. Daha önce de bunu paylaşmıştım. Bazı yani Belarus'ta özellikle okulda ders saatlerinin işte 30 dakika daha kısaltıldığı, sınavların o sene yapılmadığı, o sene ve izleyen birkaç yıl olsa gerek yapılmadığı gibi bir durum da söz konusu. Yani bugün işte pandemi koşullarında online eğitim yapılıyor. İşte ama ne kadar kaliteli vesaire diye tartışıyoruz ya. Hani bunu bir de hani Çernobil ve sağlık boyutuyla çocukların düşünsel faaliyetlerinin ne kadar olumsuz etkileneceğini de hani katmak gerek diye ben de değerlendiriyorum açıkçası. Ve maliyet dersek tabii yani Çernobil nükleer felaketinin getirdiği maliyetlerin nasıl olabileceğini bugün Fukushima'da da bir benzerini yaşıyoruz aslında, oraya da değinmek istiyorum. Çernobil'de hala ciddi bir radyasyon kirliliği söz konusu sizin de bildiğiniz gibi. Yani 30 kilometre yarı çaplı alanda radyoaktivite oradaki insan yaşamını mümkün kılmıyor. Yani sürekli yaşamı diyebilirim. Günübirlik girişler var, özellikle dark turizm nedeniyle, işte onu da açarım. Günübirlik ziyaretler turizmin daha yoğun yapılmaya başlanmasıyla var elbette. Ancak sürekli bir yaşam olanağı orada yok. Fakat şunu da belirteyim ki Çernobil nükleer santralinde bu faaliyetler, yani patlama bittikten sonra biliyorsunuz 4 reaktörlü bir santral. 1, 2 ve 3. reaktörlerin çalışmasına devam edildi. 3. reaktör bir yıl sonra kapatılırken 1 ve 2. reaktörlerin çalışması nedeniyle orada 4000 kadar işçi
yerleştirildi. 50 kilometre mesafeye yerleştirildi. Süetlich diye bir ilçe, bir başka ilçeye yerleştirildiler. Aileleri de oraya getirildi ve bu ilçe 10 bin kişilik bir nüfus taşıyordu. Bu 1 ve 2. reaktörün 2000 yılında kapatıldığını görüyoruz ki Ukrayna Avrupa Birliği tarafından hani baskı yapılırken bu santralleri de kapatması yönünde bu kararlı, yani bu maliyet nedeniyle Ukrayna'nın elektriğe ihtiyacı var gibi hani gerekçelerle çalıştırmaya devam etmişti. Ancak ama 3. reaktörde de yani kapanmasına neden olan şeyin bir kaza olduğunu da belirteyim bu arada. Neticede bugün bütün reaktörler elbette kapalı, yani 2000 yılından itibaren orada hiç aktive yok. 4. reaktör üzerine de lahit yapıldı. İşte maliyet dediğimiz kısmı esas olarak bu. 2 milyar avroya varan bir maliyet söz konusu. Yine Avrupa Birliği'nin destekleriyle, hibesiyle diyeyim. Ukrayna'da yani Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda yapılan bir lahit. Bu lahitin saatte işte 1 mikrosivert civarına düşürdüğü, hani 4 mikrosivertten 1 mikrosiverte düşürdüğü radyasyon seviyesini söyleniyor. Ancak lahitin de koruma süresi 100 yıl sadece. Yani 100 yıl sonra oradaki radyasyon seviyeleri aynı kalırken insan ve çevre, canlı ve cansız çevre yani esasen bu radyoaktiviteye yine maruz kalıyor olacak. Bunun için yeni yatırımların yapılması lazım, yani bunun önlenmesi, bunun böyle olmaması için. Fukushima'da da ciddi bir maliyet söz konusu biliyorsunuz. Yani orayı da konuşuruz. İsterseniz girelim oraya da. Evet, ben biraz yönlendirmiş oldum ama maalesef bu... Hazır konusu açılmışken buyurun. Evet, yani Fukushima nükleer felaketi için öngörülen maliyet 2011 yılından sonra, yani 10 yıl için yaklaşık işte 700 milyar gibi öngörülmüştü. Pardon, sökümüne kadar, 2040 yılında planlanan sökümüne kadar 700 milyar dolar olarak planlanmıştı. Ancak daha 10 yıl geçmişken bunun yarısına gelindiğini görüyoruz. Yani 400 milyar dolar gibi bir maliyet çoktan hani karşısına çıktı Japonya hükümetinin. Fakat hani bunun içinde tazminatlar çok hani küçük bir pay alıyor diyebilirim. Yani o hak sahibi olanların tazminatları. Bilakis o tazminatların kesilmesi için insanlar evlerine geri döndürüldüler. 50 bin kişi kadar henüz dönmemiş olan bir nüfus var. Ve bunun dışında işte resmi tahliye olan işte 160 bin kişi ve ayrıca isteğiyle, kendi isteğiyle bölgeden ayrılanlar toplamda işte 380 bin. Bunların dönmesi yönünde teşvikler verildi. Ve de yani dönmeleri için okullar açıldı. Çocukların hani okullarına bile gidebileceği söylendi. Oysaki radyasyon seviyeleri 20 kat, normal dünya standartı olarak belirlenen 1 milisivertin 20 kat üstünde. Bu da şu demek, neticede bu insanlar ömürlük dönüyorlar evlerine. Başka evleri yok. Bu nedenle dönüyorlar. 10 yılda orada yaşayacaklar. 20 yılda yaşayabilirler. Yani yılda 20 milisivert alacaklarsa 10 yılda 200 milisivert olacaktır bu. Tabii ki birebir bu rakam tutacak iddiam yok. Ama böyle bir ihtimal var. Sınır dozu 20 milisiverte çıkartılmış Fukushima eyaletinde. O nedenle de bunu alma ihtimalleri baki. Ve insanların işte 200 milisivert almış olarak sağlıklı kalması mümkün değil. İşçilerin dahi, nükleer santral işçilerinin dahi 5 yılda alabileceği sınır dozu 100 milisiverttir. Yani nükleer santral işçisi gibi
o insanlar evlerine döndürülüyorlar. Ve bu bölgede yani tahliye alanı olan işte 20-30 kilometre arasında yaşarken burada ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklar zaman içerisinde. Yani bu nükleer felaket kiralık katil gibi bir şey. Yani aslında kiralık katil olan bu felaketi yaşamamıza neden olanlar. Ne var ki? Yani bu bir şekilde sizi yani öldürmese bile süründürecek. Ki hani sonu ölüme giden bir hastalıklar silsilesi. Bunu yine düşük doz radyasyonun işte Çernobil'deki etkilerini de biliyoruz. Yani genel olarak Avrupa'da, Avrupa coğrafyasına yayılmış olması, işte Türkiye'nin de etkilenen ülkelerden biri olduğunu biliyoruz. Bu birebir maruziyet değil, uzun dönemde düşük doz radyasyonda insanları hasta ediyor. Sadece insanları da değil, tüm bir canlı yaşamını etkiliyor. Tam Türkiye'ye konu gelmişken onu sorayım o zaman. Bunun siz de bahsettiğiniz birçok ülkeye aslında çok büyük zararları oldu. Türkiye'yi özel olarak anlatmak isterseniz Türkiye'ye yansıması nasıl oldu bu felaketin? Teşekkür ediyorum. Türkiye ayağı da önemli elbette ki. Çünkü hani geçmiş siyasi iktidarlarında ne kadar hani bunun bu felaketin üstünü kapama eğiliminde olduklarını biz gördük örnekleriyle. Yani çeşitli söylemler var siyasi temsilciler tarafından. İşte dönemin Ticaret Bakanı Cahit Aral işte çayda radyasyon yoktur demiştir. İşte Kenan Evren radyasyon kemiklere iyi gelir demiştir. Bunlar artık hafızamıza çok yerleşti, kemikleşti diyebilirim. Ancak bugünkü siyasi iktidarda zamanında yani neticede 17-18 yıldır iktidar olan bir hükümetten bahsediyoruz. Yani belli bir siyasi çizgiden bahsediyoruz. O nedenle söylenen şeyi hatırlarsak işte tüp gaz da tehlikelidir. Yani nükleer santrali tüp gazla maruziyet, tüp gaz patlamasına maruziyet, nükleer santral felaketinin tüp gaz patlamasına maruziyet gibi değerlendirmek veya işte uçak da düşebilir. Siz de o uçakta olabilirsiniz işte gibi hani ifadelerle bir hafifseme eğilimi olduğu çok açık. Maalesef bu açıklamaları yapan siyasi iktidarda nükleer santral projelerinin başını çekmekte ülkemizde. Yani bu sadece bir enerji projesi değil, siyasi pazarlık meselesi. Çeşitli ülkelerle işte çünkü hükümetler arası anlaşma yapılıyor. Nasıl bir takım hani başka meselelerle karıştırılarak yani enerji ihtiyacı da olmadığı için zaten şöyle söyleyeyim. Bugün Mersin'de bu Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa etmekte olan Rosatom'un bağlı olduğu Rusya hükümetinin başkanı doktora tezinde doğal kaynakların bir siyasi pazarlama aracı olarak, siyasi ikna mekanizması aracı olarak kullanılması üzerine yazmış bir isim. Yani bu da bize hani nasıl, hani doğal kaynak da değil tabii bu arada, hani nükleer santral tamamen yani tamam uranyum bir doğal kaynak olabilir ama bu endüstriyel bir prosesten geçiriliyor. Ve siyasi malzemenin malzeme yapıldığı çok açık olan bir yatırım. Çünkü yani hükümetler arası anlaşma olması zaten toplumsal itirazları direkt bertaraf etmeyi amaçladığı açık olan bir durum. Artı yap, sahip ol, işlet şeklinde yapılması da Türkiye'nin teknik donanımın olmadığının, kendisini de hiçbir zaman hazır hissetmeyeceğinin bir itirafı. Tamamen her şey Rusya'ya bırakılmış durumda. Ve bir de yani atık sorunu var. Hani atık sorununun bile ne tarafta çözüleceği net değil. Yani bizim
Çernobil nükleer felaketiyle tecrübe ettiğimiz nükleer felaketi kendi elimizle inşa ediyoruz. Yani maruz kaldığımız nükleer felaketi bugün oluşturacak başka iki projeyi kendi elimizle inşa ediyoruz diyebilirim. Yani söylenecek çok şey var. Bu kadarlı. Sinop'ta devam eden nükleer santralden de bahsediyorsunuz. Evet. Değil mi? Hem de Akkuyu'daki. Peki bunların tabii uzun ve kısa vadede sonuçları ne olur? Ne söylersiniz bu konuda? Yani kısa vadedeki sonucu şu anda inşaat olarak hani değerlendirelim. Kısa vadede şu anda Akkuyu NGS inşaatında 3. reaktörün inşaat süreci başlamış durumda. Ne var ki o arazi yaklaşık işte yani 10 kilometrekarelik bir arazide bu inşaat sürüyor. Ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Zaten inşaatın fotoğraflarını gördüğünüz zaman da ne kadar büyük bir alanın tarumar edildiğini anlıyorsunuz. Ve bu burada 2023'e yetiştirilmek istendiği önemli bizim için. Yani yine bir siyasi hedef var. Oysa ki normal şartlarda nükleer santrallerin inşaatları 10 yıla kadar bile uzayabilmekte. Finlandiya'da bunu görüyoruz. Olkiluoto nükleer santralinin yapılma süresi oldukça uzundu. Ve başka örnekler de var. Bu kadar uzun, yani maliyetli ve uzun sürelerde inşa edilen bir yatırımın 2023'e yetiştireceğiz şiarıyla hani gerçekleştiriliyor olması bizim hakikaten üzerinde ciddi düşünmemiz gereken bir mesele. Çünkü bu acele yapılan ve eksikliklerin yok sayıldığı bir iş olduğu anlamına geliyor. Yani bizim o yetişmemesinden ziyade o tarihe yetişmesinden endişe ediyor olmamız gerek. Ayrıca diğer reaktörlerin de peyderpey 2025-26'da devreye geçirilmesi, operasyona başlatılması gerekiyor. Tüm bu kıyamet yalnızca %10'luk bir enerji üretimi için. Yani Türkiye %10 bile değil, aslında %7-8 civarında bir Türkiye'nin bugün üretmekte olduğu enerjinin enerjiyi karşılaması için, karşılayacağı iddia edilerek yapılıyor. Benzer şekilde Sinop da öyle. Yani bir kere merkezi enerji yatırımlarının nasıl enerji kayıplarına yol açtığı, hani zaten nükleer enerjinin verimsiz bir enerji türü olduğu artık herkesin malumu. Çünkü bir siz aşırı ısıtıyorsunuz, yani uranyum böyle bir proses sağlıyor. Aşırı ısıtıyorsunuz enerjiyi, sonra soğutarak üretiyorsunuz. Gereksiz bir ısı kaybı ve bunun merkezi noktaya iletimi, oradan insanların evlerine, işte iş yerlerine vesaire dağılımı, yani çok gereksiz bir birçok proses var. Yani artık atıl bir enerji türü. Almanya gibi bir enerji devi boşuna çıkmıyor bu nükleer santrallerden, ki Fukushima tetiklemiştir bunu. Yani Fukushima nükleer felaketinin üzerine bütün dünya nükleer santrallerin aslında gerekli olup olmadığını sorgulamaya başlamışken, gelişmekte olan ülkeler yeni bir pazar alanı haline getirildi. Maalesef biz her alanda gördüğümüz metalaştırmayı nükleer santrallerle ilgili de görüyoruz. Bu da insan hayatının da hani aslında ikame edildiğini gösteriyor bu projelerin. Sadece insan hayatı değil, canlı yaşamı demek lazım. Bu projelerin öne çıkartılması. Hani diyoruz ya, dünyayı %1 kesim yönetiyor gibi, veya işte %1'in tükettiği kaynaklar işte dünyanın bütününe mal oluyor. Nükleer endüstri için de aynı şey geçerli. Yani 31 ülkede nükleer santral var ve bunların kurmuş oldukları bir nükleer ağ
bu ağın yaşaması için bütün hani sistemi kendi lehine çevirmesi gibi bir yöne gidiyor bu olay. Ve maalesef bugün de nükleer yani iklim krizi bahanesiyle temiz enerji adı altında pazarlandığını görüyoruz biz nükleer enerjinin. Ama şunu söyleyeyim tekrar, Almanya gibi bir enerji devi eğer ki endüstri devi bütün yatırımlarını yenilenebilir enerji yönüne kaydırıyorsa eğer, burada hakikaten bütün ülkelerin bunu yapabileceğini görürüz. Yani çünkü endüstriler enerji kullanırlar. Almanya bir endüstri devi diyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Yani kusura bakmasın izleyiciler, tekrarlamış oldum ama net olsun. Öyleyse bütün ülkeler bunu yapabilir. Kaldı ki Türkiye'nin çok geniş bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Hem de lider dahi olabilir. İşte bu gerçekliklerin arka plana atılmasının da nedeni zaten tamamen kararların siyasi olması. Yani bunun bir pazarlık alanı olması. O nükleer endüstrinin varlığını sürdürebilmesi için bu pazarlıkları yapmasına ihtiyaç var. Bu nedenle akademik yayınlar destekleniyor. Bu nedenle nükleer radyasyon yayılımına bağlı hastalıklar vesaire baskılanıyor, ortaya çıkarılmıyor. Neticede Çernobil nükleer felaketinin de üstünün örtülmesinin arkasında genişleme ihtiyacında olan, zaten bir de parantez açayım, kapitalizm hep daha fazlasını ister ya, nükleer endüstri de genişleme ihtiyacında olduğu için bir şekilde bunu üstünü örtmeleri gerekiyordu gerçeklerin. Ama bunu şuna da bağlayabiliriz, tazminat taleplerine. Nedir o? Nükleer silahlar döneminde yapılan birçok test var. Ve mağdur olmuş halklar var. Özellikle Pasifik adalarında, işte bu Bikini adası olsun, Kiribati, Christmas adaları olarak geçiyor olsun. Buralarda tazminat taleplerinde bulunan halklar var. Eğer Çernobil nükleer felaketi kabul edilmiş olsaydı bu halkların da tazminat talepleri kabul görecekti. Böyle bir denklem kuruyor nükleer endüstri ve o nedenle de hem yayılmak, genişlemek zorunda hissediyor kendisini, bir nedeni bu. Bir nedeni de işte o tazminatları yüklenmek istememesi nedeniyle devam ediyor yoluna. Peki Gazi Emir'e de sormak istiyorum size. İzmir'in Çernobil'i olarak biliniyor Gazi Emir. Oradaki nükleer atıkların riski hala devam ediyor mu? Elbette devam ediyor çünkü orada bir temizlik çalışması yapılmadı. Yani ilk olarak 2007 yıllarında tespit edildi orada bir radyoaktivitenin varlığı. İşte 2010'a kadar falan TAEK bir takım çalışmalar yaptı ve kabul etti. Europium 152 diye bir maddenin orada olduğunu, yani bunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında olduğunu söylemeliyim, kabul edilmiş haliyle. Ancak bunun temizlenmesine yönelik bir girişimde bulunmadı. 2012 yılında sivil toplum inisiyatifiyle bir mücadele başlatıldı, davalar açıldı. Lakin işte temizlik yapılmasına karar verildi ama bu radyoaktif temizlik olduğu için hani sıradan bir temizlik gibi yapılabilemez. Bunun çevre etki değerlendirmesi raporu alınarak, onayı alınarak yapılması icap edecekti. Bunu alması için biz zorladık, kampanyalar da düzenledik hatta. Yani kararın uygulanması, ÇED'in alınması ve temizliğin öyle yapılması yönünde. Ancak hukuki karar uygulamaya konmadığı için o kampanyaları devreye sokmuşken, sonrasında ÇED devreye ÇED aktive edildi. Lakin ÇED'i kullanarak yapacak olan firma işleri yine farklı türden yapma yoluna gitti. Ve radyoaktif tehlikeye maruz bıraktı oradaki halkı. Bahsettiğim yer Aslan Avcı kurşun fabrikası ve çevresinde de mahalleler var. Tel örgülerle radyoaktiviteyi önlemeye çalışan bir ortam söz konusu. Okul bile var. Bu konuda yazılar yazmıştım. Bakabilir izleyicilerimiz. O nedenle
Yani bugün orada 10 bin ton deniyor. Ancak bunun bir bulaşık halde olduğunu düşünürseniz 100 bin ton, belki de 300 bin ton, çünkü hani yıllardır orada toprakla hemhal olmuş durumda. Cüruf diyoruz buna. Bu nedenle daha da hani miktar artmış bulunuyor. Oraya gömülen atıklar var. Bir de ayrıca fırınlarda yakıldıkları için, yani yeni gelen, aslında radyoaktif olmayan bir takım hurdalarda geri dönüşüm adı altında sırasında 2010 yılına kadar yakım işlemi devam ettiği için yani onlar da radyoaktif olmuş halde gömüldüler. Bu nedenle miktar çok fazla. Yapılması gereken şey, bugünkü muhatap olan Nükleer Düzenleme Kurumu'nu hedef alarak bunun akıbetini sorgulamak. Nükleer Düzenleme Kurumu ve de TENMAK. Çünkü bu ikisi arasında paylaştır. TENMAK dediğim Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer hafızası olan ve özerk, görece özerk bir kurumken, bu iki kuruma sorumlulukları paylaştırılarak tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Hem de bunlar KHK ile yapıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminden de önce hayata geçirildi Nükleer Düzenleme Kurumu. Ve özerkliğinden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla biz sivil toplumun Nükleer Düzenleme Kurumu'na hitaben kampanyalar başlatması gerekiyor. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu tür nükleer felaketler dünyada ve Türkiye'de de yeşillerin yükselmesine sebep oldu mu? Elbette. 1973 petrol krizi zamanında işte alternatif enerji olarak sunuldu nükleer enerji. Esasen biz 1952 yılında işte barış için atom projesini görürüz. Amerika'da Hiroşima atom bombasını attıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri tüm dünya kamuoyunun tepkisini çektiği için atomu bu şekilde tanıtma yoluna gitti. Barış için atom projesi ve nükleer santraller kuruldu. Bu dönemde nükleer silahlar ve testler devam etti. Yani nükleer silahlanma ve testler devam etti. Yine dünya kamuoyunun tepkileriyle sınırlama, silahların yayılımını sınırlama anlaşması imzalandı. Ve daha doğrusu imzaya açıldı. Peyderpey ülkeler bunu imzaladılar. Türkiye de imzaladı. Bunun amacı ama hani nükleer silahlanmaya katılmayacağım demekti. Bir taraftan da nükleer silahlanma amacı taşımadığım için ben nükleer santral kurabilirim mi aslında garantisiydi. Türkiye nükleer santral kurma arzusundan, eğiliminden hiç vazgeçmedi. Bu dönemde ancak 1973 petrol kriziyle başlamıştım söze. Alternatif enerji olarak önerildiğini görüyoruz nükleer enerjinin. Hani belki de gerçekten petrol krizine bir çözüm olarak düşünüldü o dönem. Ancak bunun yani aşırı yayılımına dönüştüğünü, Avrupa'da birbiri ardına nükleer santrallerin kurulduğunu hani söylememiz lazım. Ta ki işte 1979'da 3 mil adası nükleer santral kazası olana kadar ve sonrasında da Çernobil nükleer felaketi zaten bir mihenk taşı oldu bütün bu karşıtlığın. Bu karşıtlık evet 86, ama onun öncesinde Almanya'da 1970'lerde kurulurken nükleer testleri silahlanmaya karşı olan gruplar bunun bağlantısının fikrine sahiptiler. Yani nükleer santraller kurulurken itirazlarını gösterdiler, karşıtlıklarını. Fransa ve Almanya'da ortak eylemler düzenlendi. Hükümete karşı propaganda başlatıldı. Almanya'da seçimler öncesine denk geldiği için yeşillerin bir şansı oldu bu. Ve siyasi süreç farklı gelişti orada. Fransa'da baskılanırken
nükleer karşıtı hareket seçimler olması nedeniyle Almanya'da farklı tezahür etti. Ve bu yeşillerin çıkışına zemin hazırladı. Ciddi nükleer karşıtlığını arkasına alan yeşiller meclise hani girme ağırlıklarını arttırdılar. Ve daha sonra da hatta bir takım sözler verildi 1990'larda nükleer enerjiden çıkılacağına dair. Fakat sonraki hükümetlerde bu samimiyet görülemedi. Fukushima nükleer felaketi olması gerekiyormuş ki Almanya bu kararını hayata geçirerek 6 reaktör haricinde ki toplam 17 reaktörü vardı hepsini kapattı. Bir parantez açayım. Almanya'nın kapatmadığı reaktörler de var. Bunlar uranyum yakıtını, zenginleştirilmiş uranyum yakıtını ürettiği tesisler. Ve tabii atıktan yakıt üretilen tesisler. Bunları da kapatması beklenir. Çünkü ciddi bir de atık sorunu var. 20 bin tonluk bir atığı var elinde. 2030'a kadar bir yer bulması gerekiyor. Tam olarak nihai atık deposu diyebilirim buna. Şimdiye kadar bütün ülkelerde bu 31 ülkenin bazıları da geçici atık depoları yaptılar. Fakat hani çıkartıp tekrar başka bir yere gömme taahhüdüyle. Çünkü kimse yüz binlerce hatta 1 milyon yıl korunması gerekiyor aslında atıkların. Bunun korunacağını taahhüt edemiyor. Yani nükleer atık sorunu dünyada çözümlenmiş değil. Buna rağmen hala işte birbiri ardına nükleer santrallerin kurulmasına devam ediyor. Pınar Demircan, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün 35. yıl dönümünde Çernobil felaketini konuştuk. Türkiye'yi ve dünyayı yansımalarından bahsettik. Nükleersiz.org koordinatörü, Yeşil Gazete ve Sivil Sayfalar yazarı, aynı zamanda bağımsız araştırmacı olan Pınar Demircan ile birlikte başka bir yayında tekrar görüşmek üzere.